Hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün PCX'e veda günü. PCX'i sattım. Kime sattım? Kaça sattım? Son durum nedir, ne değildir? Bunları paylaşacağım. Ve sattığım arkadaşı da almaya gidiyorum. Konum attı. Notere gideceğiz. Yabancı değil. YouTube'dan bir takipçimiz bizim. Daha doğrusu bir takipçimizin arkadaşı. O da takipçi. Instagram'dan bana yazdılar. Abi dedi, böyle böyle bir arkadaşım var. Recep diye ismi arkadaşımın da. Mersin'den takip ediyor bizi. Antalya'da benim bir arkadaşım var dedi. Çok temiz biri dedi. Senin motor dedi, ona dedi. Alalım abi dedi. Bu ne istiyorsun dedi. Efendi biri vesaire dedi. Ben de tamam dedim. 95 dedim. Ondan sonra 93'e indik. Arkadaş 90 dedi. Arada buluştuk. 93'e pazarlığımızı bitirdik. Şimdi de arkadaşı alıp notere gideceğim. Daha motora vesaire hiç bakmadı zaten. Motorumuz belli. Ön camı da yanımda götürüyorum zaten. Onu da vereceğim. Telefon tutucu, sisi var vesaire. Ne yaptıysak işte, sele kılıfıdır. Hepsini yanında vereceğim. Helal hoş olsun. En son zaten deflektör de aldık tur camına. Zaten fiyatları belli. Hep sizlerle paylaştım. Güle güle binsin. Marşa basacak. Benzinini koyacak. Ve doğru yola çıkabilir, yani hiçbir problem yok. Zaten 2450 kilometrede. Bu şekilde PCX'imizi arkadaşlar teslim edeceğiz ve vedamızı yapacağız. Üzgün müyüm? Hayır, üzgün değilim. Daha iyisini aldım çünkü. Sonuç olarak bir mal alıyorsunuz, satıyorsunuz. Ticarette böyle şeylerin üzüntüsü olmamalı arkadaşlar. Gözünüz arkada kalmamalı. Gözün arkada kalacaksa zaten satmayacaksın. Alan hayrını görsün, güle güle binsin. Güzel motor aldı. Piyasasına göre iyi bir fiyat bence. 93.000 TL'ye böyle bir aksesuarlı. Ve biz de CB250 arabamızı teslim alacağız. Mavi renk, bir aksilik yok zaten şu an için. Durum böyle ilerliyor ve çok hızlı sattım zaten. Hemen ertesi gün PCX'i elden çıkarmış olduk. Bu da ne kadar tutulan bir motor olduğunun en büyük göstergesi. Ve fiyat performans anlamında da ne kadar hızlı gittiğini anlamış olduk bu vesileyle. Görüldüğü gibi hazır nakit para arkadaşlar. İşte bu yüzden tutuluyor, bu yüzden yok satıyor, bu yüzden ikinci eli bu kadar kıymetli, bu yüzden çok fazla stok yapılıyor. Görüldüğü gibi durum bu. Şimdi tabi arkadaşı da aradım, dedim böyle böyle, yanına gelirken kamerayı açacağım, bilgin olsun. Tamam abi dedi, sıkıntı yok dedi, sen ne diyorsan dedi, o dedi. Gerçekten çok efendi biri, hiç görmedim. Sesi muazzam derecede temiz biri. Yani iyi ki bu arkadaşa vermişim. Öncesinde Facebook'ta bir iki yere fotoğrafları attım. 98.000 yazdım. Anam 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 anam, bir mesajlar bir mesajlar. Yani kadın doğum doktorundan tutun. Yani nelere ne kadar arkadaşlar arıyor. Ve şunu söylüyorlar. Bineceğim, ekonomik durumum bu kadar. İşte 90'a ver, 88'e ver, 87'ye ver, 91'e ver. Adam kadın doğum doktoru gelmiş bana ekonomik sorunlardan şey yapıyor, muhabbet ediyor. Ya sen ağlarsan benim 20 yaşındaki bu gencim ne yapsın? Yani zaten ona direkt yok çektim. Kadın doğum doktoruyum deyip bir de üstüne pazarlık edince benden zaten bir eksi aldı. Hiç direkt hiç muhatap bile olmadım. Sonra birkaç genç bir arkadaş yazdı bu şehir dışından. Biri Anamur'dan yazdı yine. 92.5 verdi. Vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünürken işte Recep arkadaşımız aradı, takipçimiz. Abi durum böyle böyle dedi. Instagram'dan yazdı. Arkadaşına yönlendirmiş. O da yazdı hemen. Konuştuk görüştük. Abi bir saat içinde bana dedi müsaade et dedi. Ben kendimi hazırlayayım dedi. Sonrasında satışı yapalım dedi ve aradı. Şimdi de gidiyorum, konum attı. Yanına gidince tekrardan kayda giriyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, Resul'ü almaya gidiyorum. 700-800 metre kaldı. Şu bir sola gitsin şöyle hafiften. Bizi tedirgin ediyor. Şoförlerimizde ayna kontrolü yok maalesef. Navigasyon nereyi gösteriyor? İleriden döneceksin diyor. Buradan değil diyor. Evet tamam, böyle yapalım. Az daha ileriden diyor. Ön camda ses yapıyor. Eski cam, orijinal camı. Şimdi bazı arkadaşlar o orijinal camı vermiyor.
çakallık yapıyor tur camı taktıranlar. Dışarıda onu satmaya çalışıyorlar 400-500 TL'ye. Ayıp yani, bu sonuçta bu motorun orijinal malı. Bu şekilde etik değil. Vereceksin abi. Bu o adamın hakkı yani, alan adamın hakkı. Evet. İleride solda. Adresi de geldik. 240 metre diyor solda. Ne oldu? Az daha ileride diyor. Evet, burayı gösteriyor. Evet, arkadaşı da gördük. Şu gölgeye geçeyim. Selamünaleyküm. Selam. Merhaba. Merhaba dostum. Motor bu. Bakabilirsin, binebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. YouTube'dan da zaten takip etmişsindir bizi. Evet, daha bugün başladım takibe. Recep abi sağ olsun. Aynen. Öyle görüntüsünde. Nasıl? Canavar ya, hiçbir sıkıntısı yok ya. Mis gibi motor. Tarif edeyim ben sana. 2 litre yakıt ortalaması var zaten. Evet abi. Bir depoyla 300-350 km arası gidiyor. Hı hı. 8 litre alıyor tıka basa. Evet abi. 2 litre. Hadi bunun yanılma payıyla da 2.2 falan dersin. Traction kontrolü var. Onu kapatabilirsin ama sürekli açık kalsın. Zaten hiç devreye girmiyor. O neydi abi? O anti patinaj sistemi. Suya falan girdi. Aynen, suya, çamura vesaire. Anladım. Sen nerede gireceksin zaten Antalya'da? Evet. Yani onun haricinde göstergenin renk ayarı var işte buradan, ton ayarı. Şu an en yüksekte. Düşüğe aldın mı güneşte çok göstermiyor. Anladım. Şeyde kalsın. Koruyucu cam var burada. Çizilmiş. Onu ben yaptım. Bunlar da kronik sorun zaten bu. Telefon tutucu. Beğenmezsen sökebilirsin. Ama çok da güvenme telefon tutucularına. Bana çok sıcak gelmedi. Torpitosu var şurada. Ondan sonra burada bir Type-C girişi var. Şurada. Telefonunu falan şarj edebilirsin burada. Bayağı bir derin elin gidiyor. Evet abi. Telefon falan. Yalnız buraya çok değerli bir şey bırakma. He. Çünkü kilitlenmiyor burası. Böyle aç kapa. Bilgin olsun. Aynen. Kilit yok yani. Aynen. Bezde kalsın orada, yine kullanırsın. Tamam. Kilit olan bir yer bir koltuğun al. Burada var mı şey abi? Yok. Orada şimdi birazdan ben sana tarif edeyim. Arkadaşlar, Resul arkamda. Notere gidiyoruz. Motoru beğendi, tur attı, bindi. Özelliklerini tarif ettim. Alan memnun, satan memnun. Şimdi satışımızı yapacağız. Honda bayisinin yanında zaten noter var. Oraya gidiyoruz. Oradan da arkadaşa bir kask bakacağız. Yardımcı olacağım ona. İndirim de yaptıracağım. Şöyle virajımızı alalım. Son virajlar bunlar FJX'le. Güzel yatıyor, şaka maka. Evet arkadaşlar, notere gidelim. Biz oradan satışımızı verelim. Böyle bayiye de bir giriş yaparız. Sonra size tekrardan döneriz. Motor satışını hallettik. Paramızı aldık. Şimdi Honda bayisine gidiyoruz. Arkadaşın kaskı yokmuş. Ona kask alacağız. Kasksız onu gezdirmeyeceğim. Artık ben arka tarafa artçı olarak oturdum. PCX'i verdik arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Yeni motorumuzu zaten bugün yarın teslim alacağız. Şimdi bayiye doğru gidiyoruz kask almaya. Kask aldık. Güzel bir kask aldı. Bu LS2'nin çene açılır. Çene açılır tercih etti. Ben full face dedim ama abi dedi çok binmeyeceğim dedi. Şehir içinde dedi. Kullanacağım dedi. O yüzden çene açılır aldı. 1800 lira para verdi. Hiç yoktan iyidir. Yani hiç kask almamasından iyidir. Şu an evraklarını kontrol ediyor. İçeride bu arada değerli dostlarım, motorlara baktım. İçeri dolu. Full. Benim motor yok. Yarın gelecek dediler. Yani 26-27
Temmuz itibariyle gelecek. Ama kesin gelecek. 8 tane gelecekmiş. Tam net bilgi öğrendik. 7 demişlerdi. Ben 7. sıradayım. Ama içeri dolu. PCX falan her şey var. Yok yok içeride. PCX'teki teslimatlar 20 Mart haftasında kapora verenlerinkini teslim ediyorlarmış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Durum böyle Antalya Ataberk bayisinde. Nisan teslimleri de 1-2 ay, yani Nisan kaporalarında 1-2 ay sonra dediler. Durumlar bundan ibaret. Bize müsaade arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun alana satana. PCX'de vedalaşıyorum. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Beni de gideceğim yere bırakıyor. Sağ olsun onun da güzergahında zaten. Evet. PCX maceramızı tamamladık. Akrabamın motosikleti var zaten aynısından. Yine onunla videolara devam ederiz. Bundan sonra CB250R'la devam edeceğiz. Her şeyin hayırlısı. Allah herkesin gönlüne göre versin. Videolarımızı takibe devam. Kanalımıza abone olup bildirim seslerini açık tutmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.